Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Ve ufawwidu emri ila Allah. İnna Allaha basirun bil ibad. Evet değerli arkadaşlar. Bugünkü dersimize nevakidul vudu, abdesti bozan şeylerden devam ediyoruz. Son dersimizde babu esbabil hades, hades sebepleri yani abdestsizlik sebepleri ya da insanın abdestini bozan, abdestsiz kılan sebepler, nedenler ilk dört tane saymıştık. Birincisi insandan çıkan şeylerin tamamı abdesti bozuyor dedik. İkincisi zevalu aklihi, bunu da bir kısmını okuduk ama süre yetmemişti. Oradan tekrar o aşağı alıp hızlıca devam edelim. Evet, abdesti bozan şeylerden bir diğeri arkadaşlar. İkincisi zevalu aklihi. Bir insanın aklını başında olmaması, yani bu ister sarhoşluk şeklinde olsun, ister cünün şeklinde olsun, yani deli olması, isterse de uyuyarak, çünkü insan uyuduğu zaman da akli şey yerinde değil. Yani bir nefi gaflet anıdır o da, uyku hali. Bunlar hepsi de abdesti bozan şeylerdir. Ancak bunlardan illen nevmu kaiden mumakkinen mak'adehu minel ardi. Burada bir istisnaya gitmişti. Ancak eğer uyku kaiden oturur vaziyette ise bir de mumakkinen mak'adehu minel ardi. Yani insan yere oturduğunda tam yere oturuyorsa, özellikle hani arka tarafı tamamen yere yapışır da uyku halinde o muhtemel olan bir gaz çıkmasını engelleyecek nitelikteyse, o uyku hali abdeste engel değildir. Yani o şekilde insan abdesti kalabiliyor. Eğer böyle mesela özellikle bağdaş otururken, bağdaş dışında diğer vaziyetler pek şey değil. Belki böyle ayağını uzatarak şeye yaslandığı zaman da, mesela duvara yaslanıp ayağı uzatmak, o şekilde de makat sayılır. Yani mütemekkin sayılır. Ama en çok bağdaş özellikle. Bu vaziyetlerde uyumak abdeste engel değildir. Sevaun errakibu vel müstenidu. İster bağdaş dediğimiz gibi o şekilde oturmak olabilir. Rakib olabilir. Mesela bir koltuğa oturuyorsunuz. Ya da bir ata biniyorsunuz. Bir otobüse biniyorsunuz. Orada koltuk var ve koltuğa tam oturuyorsunuz. Orada da mütemekkin yine sayılıyor. Vel müstenidu, yine bir duvara yaslanmış olan kişi de dediğimiz gibi. O da mütemekkin sayıldığı için bu vaziyetlerde ki uyku abdeste engel değil. Yani insan abdestliyken bu şekilde uyuduğunda abdesti bozulmuyor. وَلَوْ لِشَيْءٍ لَوْ اُزِيلَ لَسَقَطَ. O istinad ettiği şey, dayandığı şey, mesela bir duvara yaslanabilir ama bir de bir, diyelim ki böyle bir dolap var. Dolap böyle küçük çaplı bir dolap. O dolaba yaslanıyor. Eğer o dolap oradan giderse kişi düşecek. Yani kişi öyle duramayacak. Yani bu dayanma şekli çok ileri şey şekilde olursa, o arkasındaki dayandığı şeyi çektiğinizde kişi düşüyorsa, olsun bu vaziyette de yine abdest bozulmaz. Rakib vel müsteni dedik, ister rakip olsun, süvari, işte bir şeye binen, yani bu hayvana binmek olabilir, otobüse, araca binmek olsun, ama unutmayalım otobüslerdeki, bu çok soruyor arkadaşlar, bunu unutmayın. Eğer çok yumuşak bir zemin ise koltuklar, otobüslerde, uçaklarda ya da ne bileyim normal araçlarda, otomobillerde çok yumuşaksa, insan diyelim ki sıkıştığında, gazı geldiğinde rahat çıkabilecek şekildeyse o abdesti bozar. Ama sertse, zemin sertse ve engelliyorsa, o zaman abdest bozulmaz. Evet. فَلَوْ نَامَ مُمَكِّنًا. Bir insan eğer yere yapışık şekilde uyursa, fezalet eliyetahu, sonrasında eğer eliyete arkadaşlar şeylere deniyor, baldırlara deniyor, yani baldırları yerden ayrılır da sonrasında bir nevi o mütemekkin vaziyeti bozulursa, kable intibahihi, daha uyanmadan, intakada, o zaman abdesti bozuluyor. Yani bir insan bağdaş oturmuş uyuyor ama bir anda devrildi, böyle düştü yere, daha uyanmadan düşerse
kalçası şeyden yerden koptuğu için o zaman abdesti bozuyor. Çünkü bu daha kişi uyanmamıştır. Arkadaşlar bu konu biraz önemli. Detay da var zaten. İnsan bazen uyukluyor, bazen kısa süreliğine. Camide mesela özellikle namaz bekleyen insanlar var. O esnada bir uyku hali alıyor. Bağdaş oturuyorlar ya da ufak bir sabah namazına bazıları kalkıyor. Özellikle Ramazan'da bu fazla oluyor. Ramazan ayında sahur yeniliyor. Geceler kısa, insan uykulu, namazın olmasını bekliyor. O esnada hafif uyku. Bütün buralarda hangi uykunun abdesti bozduğunu, hangisini bozmadığını bilmek için buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani insan eğer yere yapışık şekilde kısa süreliğine olsa, uzun da olabilir. Yani bir bağdaş olarak bir insan 20 dakika uyusa bile o uykusu şey engel değil. Abdestini engel, abdestini bozmaz. Ama insan uzanırsa, uzandıktan sonra azıcık da uyusa bu şekilde abdesti bozuluyor. Buradaki vaziyet özellikle insanın yere yapışık olması. Yani muhtemel gaz benzeri şekilde abdestinin bozulmasına engel teşkil edecek bir oturuş şekli. Bu ister yere yapışık olsun, ister bir koltuğa, bir sandalyeye oturmuş olsun. Bu şekilde de eğer tam yapışıp abdestin bozulmasını engelleyecek nitelikte ise o zaman abdesti bozulmaz. Evet, yani kişi uyanmadan kalçaları ya da işte baldırları şeyden ayrılırsa yerden ya da yere yapışırken ayrılırsa o zaman abdesti intakada bozuluyor. Evbâdehu ya da uyandıktan sonra olursa bakın bundan sonrası ana dikkat edin arkadaşlar. Bütün bu durumlarda bozulmaz. Evbâdehu adam uyandı, uyandıktan sonra yeni böyle kalçası ayrıldı yerden. Evmâhu ya da aynı anda mesela adam böyle uyuklayarak düştü, tam düştüğü anda da uyandı. Bir diğeri evşeke ya da şüpheye düştü. Acaba önce uyandım mı yoksa önce düştüm mü sonra uyandım? Öyle bir konuda bir şüpheye düşerse. Evsakatet yeduhu alel ardi ya da eli yere düşse. Yani mesela diyelim ki eli yukarıdaydı, eli dizindeydi. Birden böyle halsizlikten işte uykulu halden eli düştü. Ve huve naimun mumekkinun. O da uykuda ve mümekkin halde yani yere yapışık vaziyette uyurken. Bunları tek tek sayıyor arkadaşlar. Atıf ediyor. Yani intibadan sonra ya da beraber ya da şek düştü hangisi önce hangisi sonra ya da eli düştü ve kendisi mütemekkin bir şekilde uyuyordu. Ev ne'ase veyahut da uyukluyorsa bakın bu da çok önemli. Ev ne'ase ne'ase arkadaşlar nuas insanın bazen uykusu fazla olur ya böyle hafif gözü nem yenik düşer gözü kapanır sonra kısa süresinde hemen geri tekrar gözünü açar. O uyuklama diyoruz biz Türkçe'de ona nuas olur. Ve huve gayru mumekkinin. Yani nuasta mumekkin olması gerekmiyor. Yere yapışık olması gerekmiyor. Normalde ayaktayken de nuas olabiliyor. Uzanarak da nuas olabiliyor. Ve huve yesma'u ve la yefhamu. Ama şu halette arkadaşlar. Mesela diyelim ki yanında birileri konuşuyor. O onların konuşmasını gözü kapalı uyukluyor. Ne konuştuklarını duyuyor ama tam olarak ne dediklerini anlamıyor. Hani çoğunlukla öğrenciler derslerde bazen uyuklarlar ya arkadaşlar. Aynen onun gibi. Hocayı duyuyor ya da öğrenciler soru sorduğunda, öğrenciler de katkı sunduğunda onları duyuyor ama ne dediklerini bilmiyor. Öyle bir uyku hali. Ev şekke hel nâme ev ne'ase. Veyahut da bir insan şüpheye düşse. Acaba tam uyudu mu yoksa uyukladı mı? Uyku uyuklama arasında bir şüpheye düşerse. Ev ya da hel nâme mumekkinin ev gayre mumekkinin. Veyahut da şüpheye düştü. Acaba ben uyurken yere yapışık mı uyudum? Yani kalçam tamamen yere yapışık vaziyette mi uyudum? Yoksa mümekkin vaziyette değilim, yapışık değildim. O zaman bütün bu saydıkları durumlarda felâ yenkudû abdesti bozulmaz arkadaşlar. Bütün bu durumlarda abdest bozulmuyor. İnşallah anlaşıldı arkadaşlar. Nerede bozuldu, nerede bozulmadı umarım anlaşılmıştır. Es-sâlisu abdesti bozan ya da hadesin sebeplerinden üçüncüsü iltika'u şey'in. وَاِنْ قَلَّ مِنْ بَشَرَتَيْ رَجُولٍ وَاِمْرَأَةٍ اَجْنَبِيَّتَيْنِ. Evet, iltika o şeyin وَاِنْ قَلَّ. Az da olsa iltika etmesi, buluşması, değmesi مِنْ بَشَرَتَيْ رَجُولٍ وَاِمْرَأَةٍ. Kadın ve erkeğin tenleri, derileri arkadaşlar. Beşeret normalde deridir, tendir. Tenlerinin birbirine değmesiyle abdest bozuluyor. اَجْنَبِيَّتَيْنِ tabii o kadın ve erkek ecnebi olurlarsa yani nikahı düşen yani nikah kıyılabilen kişiler mesela insanın annesi, kızı, kız kardeşi, halası, teyzesi bunlar
Ecnebi değil. Bunlar tanıdıktır, mahremdirler. Bunlarla evlilik yapmak haramdır. Onun için onlara mahrem deniyor. Ecnebi değiller. Onlarla abdest bozulmaz. Burada kastedilen ecnebiyeteyni, yani nikahı düşen kendileriyle, yani ikisi arasında nikah mümkün olan kişilerin ellerinin herhangi bir yerinin beşerinin değmesi. Yani illa el olması gerekmiyor arkadaşlar. Mesela ikisinin de kolu açık, kollar birbirine değse bu da abdesti bozar. İkisinin ayağı açık, ikisi ayaktan değdirseler yine bozulur. Velev bi gayri şehvetin. Bu değme, bu temas arkadaşlar, bu cildin teması isterse şehvetle değilse de, velev bi gayri şehvetin. Yani kastım şehvet değil, işte ben öyle istemeyerek değdi falan, fark etmez arkadaşlar. Fıkha göre, Şafii fıkhına göre ne şekilde değerse değsin abdest bozuluyor. Ve kastın kastı değilse de, yani şehvet hisi yok, kasıt yok. Mesela 90 yaşındaki bayanın eli ne de bir erkeğin eli değdiğinde bir erkek herhalde hissetmez. Şehvet yok ama olsun, yine bozuluyor. Ya da kastı yoktu. İşte otobüste tutunurken bir başka elini attı, istemeden değdirdi. Olsun, yine bozuluyor. Hatta lisani vel eşeli ve zaidi. Hatta dil. Dil zaten arkadaşlar en çok hissin olduğu yerlerden bir tanesi. Dolayısıyla bir tarikle evla bozulur. Yani dil bir yere değse o dilde ne yapar? Abdesti bozar. Vel eşeli. Birinin eli mesela mefluçtur. Yani eli engellidir. Eli tam şey yapıyor, hani ne diyorlar? Felçli. Yani elini tam hissetmiyor. Olsun. Bunda da yine bozulur. Ve zaidi. Mesela bir insanın üçüncü bir eli var. Altıncı, yedinci parmağı var. Oralardan değdirse fark etmez, yine bozuluyor. Bütün bu her üç durumda da dil, mefluç olan, yani felçli uzuvlar ya da fazla olan uzuvlar da değse birbirine yine abdest bozuluyor. Bir arkadaş sormuş, hocam enişte ve baldızlardan da abdest bozulur mu? Kesinlikle bozulur arkadaşlar. Bozulur. Niye bozulur? Çünkü baldızla enişte arkadaşlar, bunların arasındaki evlilik engeli geçici bir engeldir. Devamlı bir engel değildir. Çünkü bir insan kendi eşini boşadığında baldızıyla evlenebilir artık. Eşiyle evliyken baldızıyla evlenemez. Ama eşini boşadıktan sonra ya da eşi öldükten sonra isterse baldızıyla evlenebilir. O engel ortadan kalkıyor. Geçici evlenme engelleri abdeste arkadaşlar engeldir. Yani abdesti bozar. Aralarında geçici evlenme engeli bulunanlar da yine abdest bozuluyor. Ama devamlı engel olan, mesela insanın annesi, insan mesela kaynana da arkadaşlar, kaynanadan hiç bozulmaz. Boşandıktan sonra da bozulmaz. Yani her halükarda ebediyen bir insan bir kızla evlendiğinde o kızın annesiyle o erkek ebediyen birbirine haram oluyor. Kızdan boşansa bile o anne sürekli annedir. Umarım anladınız. Ya da enişte mesela, yine tabii baldız enişte aynı şey oluyor. O baldız kendi eniştesiyle evlenebilir. Kardeşi, şey, ya da ablası öldükten sonra veyahut da ondan ayrıldıktan sonra. Genellikle ölümden sonra oluyor arkadaşlar. Yani problemli bir ayrılık olmuşsa zaten aile kesinlikle baldızı vermez ama bazen öldükten sonra beğenmişler şeyi, damadı. Bir sürü böyle hak hukuk aralarında tesis olmuş. Bu sonlanmasını istemiyorlar. Bu şekilde öneriyorlar. Baldızına işte evlendirelim. O da evet derse evlendiriyorlar. Yani bütün bunun örnekleri var. Doğal olmasa gene kaynanadan bozulur mu ayrıldıktan sonra? Soruyu tam anlamadım. Nasıl doğal olmasa? Doğal mı diye yazmışsın? Doğul demişsin de. Soruyu biraz açalım arkadaşlar. Bir de şu an soruları çok fazla şey yapmadan biraz sonlara bırakabiliriz. Evet, dedik ki şehvet olmasa da, kasıt olmasa da, fazla olan bir uzuv da olsa, felçli olan bir uzuv da olsa yine bütün bu durumlarda bozuluyor. İlla sinnen, ancak bunun istisnaları var arkadaşlar. Diş. Diş değerse, mesela bir parmağını birinin dişine değdirdin. Bir erkek parmağını kadının dişine değdirse ya da kadın dişini ne bileyim bir yerine değdirse, diğer ciltler, diğer tenler birleşmese, temas etmese abdest bozulmaz. Sadece dişten bozulmuyor. Vuzufurun tırnak. Tırnaktan da bozulmuyor. Çünkü bunlarda arkadaşlar ruh yok, can yok. Yani dişin içinde de bir şey olsa da sinir, dişin dış tarafında arkadaşlar his yok. Tırnakta da yok, yine tırnak ucunda. Bir de şa'ren ve saç. Yani bir kadının saçına bir erkek elini değdirdi diye abdesti bozulmaz. Çünkü bunlarda ruh yok. Onun için böyle İlginç. tırnak kesildiğinde insan acı hissetmiyor. Ya da şey yapıldığında
Saça dokunuyor, saç kestiğinde mesela acı hissediyor çünkü bunlarda ruh yok. Yani bunlarda his oluşmuyor. Ve uduvan kesik bir vuzu olsa, mesela bir insanın parmağı kesilmişse ve bir erkeğin parmağı kesilmişse, bir kız o parmağa dokunursa abdesti bozulur mu? Hayır, bozulmaz arkadaşlar. Niye? Çünkü o artık ruh yok ondan. Normal böyle bir başka bir cisme dokunur gibi oluyor. وَيَنْقُضُ هَرِمٌ yine abdesti bozar herimun. Yaşlı. Ne kadar yaşlı olursa olsun. Çok yaşlı olsa bile bu da abdesti bozar. وَمَيِّتٌ ölü. Yani bir erkek yeni ölmüş bir kadın ona dokunuyor. Ya da bir kadın yeni ölmüş bir erkek ona dokunduğunda yine abdesti bozuluyor. Özellikle yeni olduğunda hala o kötü his yani kötü duygular oluşabiliyor. La mahramun ama mahremi ise olmaz tabii. Mahremi meyitse annesi işte ne bileyim kızı bunlardan abdest bozulmuyor. Yukarıda zaten demişti ecnebiyeyni. Ve tiflun la yeştehi fil adeti. Ya da küçük çocuk ki normal şartlarda mesela bir erkek çocuk düşünün henüz kadınlara ilgi duyacak nitelikte değil. Henüz kızlara karşı bir şey hissedecek nitelikte değil. Veyahut da küçük bir kız düşünün henüz o kız büyükler ilgi duyacak değil. Veyahut da şöyle düşünün arkadaşlar. Bir insan yani normal duyguları bozulmamış, fıtratı bozulmamış bir insan arkadaşlar. 5 yaşındaki bir çocuktan şey olmaz. Bir adam 5 yaşındaki bir kızdan Hocam kusura bakmayın, seni alıcıya aynı tasif. arkadaşlar videolarımızı kapatalım, sesleri kapatalım. Bazı sesler geliyor arada. Dikkat edelim buna. Şimdi az önceki soru arkadaşlar doğal olmasa yani nikah nikahsız birliktelik olmuş o kadının kaynanası olmuyor arkadaşlar. Özellikle Şafii mezhebinde biliyorsunuz hürmet ne zaman oluşur? Normal sahih bir nikah akdiyle oluşur. Yani bir insanın anne kaynanası ne zaman ona haram olur? Ne zaman tam kaynana olur? Onun kızıyla yaptığı nikahtan sonra ama kızıyla cinsel birliktelik yapmış ama nikah yok. O annesi ona haram olmuyor. Sonra isterse annesiyle evlenebilir. Hatta ondan yani burası biraz günümüzde tabii şu an kaydediyoruz. İleride şeye taşırız diye onu söylemiyorum arkadaşlar. Çünkü farklı yerlere çekiliyor. Biz şu an bizeyiz. Size aktarabilirim. Ama mesela İmam Şafii'nin öyle bir görüşü var. Nikahla hürmet oluyor. Bir insan birisiyle zina etse, o zinadan bir çocuk doğursa, o çocukla nikahı sahihtir. Bu şekilde görüşler var, içtihatlar var. Çünkü bu kişi her ne kadar biyolojik olarak o kızın babası olsa da dinen şer'an babası değildir. Yani bugünkü insanlar bugün farklı tarafa çekebiliyor. Neyse söylemiş oldum ama böyle de bir hassasiyet. Dolayısıyla bir kızla bir birliktelik yaşandığında onun annesi kaynanası olmuyor arkadaşlar. Nikah kıyılmayıncaya kadar. Devam ediyoruz. Evet, şunu burada bir husus daha belirtmek istiyorum arkadaşlar. Günümüzde bu pedofili diye bir bela var diye böyle insanların fıtratı bozulmuş. Maalesef özellikle bu ilişkilerde kadın erkek ilişkilerinde ensest işte pedofili gibi böyle bilmiyorum tabirleri bunların modern isimleri var. O kadar istediğimiz şeyler ki isimlerini bile öğrenmeye çok şeyimiz yok, mecalimiz yok. Bunlar düşünüldü arkadaşlar. Kesinlikle küçük çocuklardan temas etmekten sakınmak gerekiyor. Yani normal şartlarda bir insan 5 yaşındaki, 4 yaşındaki, 6 yaşındaki bir kızdan bir şey duymaz, lezzet duymaz ona dokunduğunda. Ancak bir baba şefkati, ancak bir kız kardeşiymiş gibi bunu yapması gerekirken günümüzde bunu yapanlar var. Maalesef öyle çocuklara dokunup ilgi duyacak, onlarla cinsellik anlamında yaklaşacak. Böyle fıtratı bozulmuş, ruhu kokuşmuş insanlar var. Bunlar düşünüldüğünde dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla yani abdestin bozulması mevzusunda bunlar gerekirse bir daha düşünülebilir. Yani bir insan şehvetli bir hisle bir küçük çocuğa dokunursa arkadaşlar onun abdesti bozulur denebilir. Yani bu içtihat belki eski kitaplarda yok ama bugün bazı insanlar için durum değişebiliyor. Yoksa normalde hakikaten fıtratı değişmemiş, bozulmamış bir insan
küçük yaşlarda arkadaşlar bir insan yani 12, 13, 15 yaşına gelmeyinceye kadar kesinlikle bir şey hissetmez, hissetmemeli. Evet, devam ediyoruz. Fele uşakka eğer şüpheye düşerse helle mesela imraaten emracının birine eli değdi ama eli değdiği kimsenin erkek mi kadın mı olduğunda şüphe ederse ya da ev şa'ran en beşereten ya da bir yere değdi ama saçına mı değdi yoksa tenine mi değdi diye şüphe ederse ev ecnebiyeten en mahremen ya da benim dokunduğum kimse ecnebi miydi mesela annesi de yani orada bir de annesinin komşusu da var bir kadın eli birine değdi fark etmedi annemin eli miydi yoksa diğerinin eli miydi diye böyle şekilde mesela bir şüpheye düşerse lem yankul da arkadaşlar hani yargı şey hukukta derler ya sanık şeyden şüpheden sanık yararlanır. Bütün bu durumda kesin bir şey olmadığı için abdest bozulmuyor. Abdestli sayılıyor. Kesin meydana çıktığında kesinlikle mahrem olmayan birine eli değdiği tespit edildiğinde o zaman abdest bozuyor. Onun dışındaki şüpheli durumlarda abdest bozulmaz. Evet. Rabi'u arkadaşlar dördüncüsü esbabu hadesi yani abdestsizliğin nedenleri ya da abdesti bozan şeylerden dördüncüsü mesu fercil ademiyi bi batinil kefi vel asabi'i hasaten. Mesu fercil ademiyi bir insanın arkadaşlar avretine dokunmak. Mes dokunmak. İnsanın arkadaşlar bazı hışırtılar var. Sesi açık olan kimler var? Evet tamam şu an sorun yok. Evet Rabi'u dedik mesu farcil ademi bi batnil kefi. İnsan olan birinin avretine dokunmak bi batnil kefi. Kef arkadaşlar avuç demektir. Kef batın içi demek. Yani bir batın kefi avuç ayasıyla var ya avuç içiyle ve parmak. Yani sadece aya değil parmak. Yani elin iç kısmıyla birinin avretine dokunmak. Avret mahalline dokunmak. Bu asabi'i hasaten özellikle de parmak uçları arkadaşlar yani parmaklar. Uçlar değil derken de yani şu ön kısma. Hani insan böyle en çok arkadaşlar şeyi hissettiği teması hissettiği şey eldir. Yani birine kolunu değdirsen, birine dizini değdirsen çok bir şey hissetmesin ama eli değdirdiğin zaman bir el, tene elini değdirdiğin zaman en çok hisse o zaman kapılırsın. Onun için özellikle avret mahalline elle dokunmak insanı uyarlar, insanı farklı duygulara iter. Onun için İslam bunu men etmiş ve abdestin bozulacağını söylemiş bu şekilde bir hareketin. Velev sehven ev bila şehvetin. Velev ki yanlışlıkla da değilse, velev ki şehvetsiz de olsa yine arkadaşlar abdest bozuluyor. Bir insan avretine elin içiyle yani ister parmak kısmı ister avuç ayası olsun orayla temas etmek abdesti bozar. Şehvetsiz de olsa yanlışlıkla da olsa. Kubulen ev duburen. Ön olsun, arka avret olsun, ön avret olsun fark etmez. Her iki avret mahalline de değdirdiği zaman bozuluyor. Zekarene unsa. İster erkek olsun ister kadın olsun. Yani dokunduğu avret ister erkek ister kadın yine fark etmez. Yine bozuluyor. Min nefsi ya gayri ister kendi avreti olsun yani bir insan kendi avretine dokunduğu zaman da abdesti bozulur. Ev gayri başkasının avretine dokunduğu zaman da bozulur. Tabi arkadaşlar bir insanın kendi eşi olmadan belki mahremi olmadan başkasının avretine zaten dokunması ayrı bir haram, ayrı bir zina, ayrı bir şey. Burada biz abdest meselesini konuşuyoruz. Abdeste başkasının avretine dokunsa da yine bozuluyor. Mesela özellikle kadınlar mesela çocuklarını altını değiştiriyor, onları sonra götürüp yıkıyor. Onların da özellikle avret mahalline dokunduğunda arkadaşlar abdestleri bozuluyor. Velev min meyyitin. Velev ki temas ettiği avretine temas ettiği kişi ölü olmuş olsa bile. Yani bir ölünün avretine dokunmak da yine abdesti bozuyor. Ve tiflin bir çocuk. Az önce dedik ya bebek de olsa çocuk da olsa. Ve mehalli cebbin. Ceb arkadaşlar hani bazı insanların zekeri özellikle avreti kesiktir mesela diyelim. O kesik olan yere de dokunsa yine abdest bozulur. Ya işte bir şey yok ki ya kesilmiş olsun. O kesilen yer ucuna da dokunsan yine abdest bozuluyor. Ve in iktesa cilden ev eşelle eğer bir cilt
giydirilse, yani avrete bir şey giydirilse, bir özellikle cilt gibi bir şey. Ev eşelle veyahut da avret felçlidir, yani işlevsizdir. Velev maktu'an, kesik bile olsa, ve bi yedin şella'a, bir felçli bir elle, yani el, biliyorsun arkadaşlar, felçli şeylerle insan pek hissetmiyor. Eli felçlidir, o şekilde bir avrete dokunsa, bütün bunlar da yine bozuluyor. Ve inik tesecü, mesela avretine başka bir cilt geçirilmiş, o cilt hani şöyle düşünün, bir organ naklinde falan oluyor ya, mesela yanmış, başka bir cilt üzerine çekilmiş, olsun yine bozuluyor. Ya da avret felçlidir, yani ruh yok içinde diyelim, ya da hissedilmiyor, olsun yine bozuluyor. Velev maktu'an, kesik de olsa, ve bi yedin şella'a, mesela bir avret arkadaşlar, az önce dedik ya, maktu bir parmak olsa bu normalde abdest bozulmuyor. Ama maktu bir zeker olsa, bir avret olsa, onunla abdest bozuluyor. Ya da dokunduğunuz el felçli bir elle olsa yine bozuluyor. La farci behimetin, buradan itibaren arkadaşlar bozulmuyor. Şuradan sonuna kadar. La farci behimetin, behim arkadaşlar hayvan. Bir hayvanın avretine dokunmak insan abdestini bozmaz. Ve la bir usil asabi'i, parmak uçları arkadaşlar, şura var ya, tam uçlar, yani tırnağın hemen yan, yani ta içine girmeden şöyle parmak uçları, yine abdesti bozmaz. Onunla avrete dokunmak. Ve ma beynehuma, parmak araları arkadaşlar, şöyle parmak ara, hani bazı öğrenciler üstüne kopya yazıyor ya böyle sınavlarda, o kısım, o yanlar, onlarla da abdest bozulmuyor. Avrete dokunmak. Ve harfil kefi, bir de avucun arkadaşlar yanlar, yani elin şöyle yanı, şu yanı, sağ sol, şu taraf, buralardan arkadaşlar abdest bozulmuyor. Onun dışında yukarıda zikrettiğimiz bütün şekillerde abdest bozuluyor. Evet, devam ediyoruz. Ve la yenkudu kay'un ve fastun ve ru'afun. Ve la yenkudu, abdesti bozmaz kay'un. Bir insan ne deniyor? Türkçesi aklıma gelmedi. Kusma arkadaşlar. Kusuntu abdesti bozmuyor. Ve la yenkudu kay'un. Bir insan kustuğunda abdesti bozulmuyor. Sanırım Hanefi mezhebinde ağız dolusu falan öyle bir şey var. Onlar da bozuluyor. Ve fasdun, kan çekme arkadaşlar. Mesela şey gibi, hacamat gibi mesela, veyahut da işte damardan kan alma. Damar yolu açılıyor ya bazı hastalarda. Damar yolu açılarak kan alınıyor. Bunlar da yine abdesti bozmaz. Ve ru'afun, burun kanamasına deniyor ru'af arkadaşlar. Bir insan burnu kanadığı zaman abdesti bozulmuyor. Şafii mezhebine göre, Hanefi mezhebine göre bozuluyor tabii. Ve kahkahatu musallin, İnsan namazdayken kahkaha attığında, yani sesli kahkaha dediğimiz arkadaşlar sesli gülme. Sesli gülmek de abdesti bozmuyor Şafii mezhebinde. Hanefi mezhebinde arkadaşlar bozuyor. Hanefi mezhebinde gülmek namazı bozar, kahkaha ile gülmek abdesti dahi bozar. Ama Şafii mezhebinde kahkaha ile, yani sesli gülmek namazı bozsa da abdesti bozmuyor. Ve eklu lahmi cüzurun cemelin, deve eti yemek arkadaşlar, böyle bazı görüşler var. Ben de İmam Nevevi çalıştığımda bununla ilgili böyle bir iddialar vardı. Yani deve eti yendiğinde insan abdesti bozuluyor, gidip abdest alması gerekiyor. Yokmuş öyle bir şey, yani asılsızdır. Hatta bunu bazı hadislere dayandırıyorlar ama hadisler tetkik edildiğinde öyle olmadığı sanırım anlaşılıyor. Onun için diyor ki ve ekullu lahmi cüzurun, deve etini yemek de abdesti bozmaz. Ve gayru zalika, ve başka da bunun dışında, ve hacame, zaten fasta onu yazdı. Lakin yusunan oldu o minha cemiyen. Lakin arkadaşlar bütün bu durumlarda, bu sayılan durumlarda yine de yeni bir abdest almak daha faziletlidir. Niye? Çünkü her ne kadar mesela bugün Şafii mezhebinde abdest bozulmasa da yine sahih bir mezhep olan, muteber bir mezhep olan Hanefi mezhebinde bozuluyor. O halde insan tüm mezheplere göre abdesti olabilmek için bir mezhepte bozulan bir şeyi elinden geldiğince takvayı esas alarak, elinden geldiğince ihtiyatla amel ederek kendi mezhebi dışındaki diğer mezheplere göre de abdesti olmaya dikkat etmeli. Bunu yaptığında daha çok sevap kazanmış oluyor, daha fazla dinini korumuş oluyor.
Devam ediyoruz. وَمَنْ تَيَقَّنَ حَدَسًا وَشَكَّ فِي اِرْتِفَاعِهِ Yani bazen insan abdestli mi değil mi diye şüphe eder ya, oradan bahsediyor. وَمَنْ تَيَقَّنَ Bir insan teyakkun etse, kesin inansa ki حَدَسًا abdestsiz olduğunu, yani habdest olduğuna kesin kanaat getirmiş. Sonra وَشَكَّ فِي اِرْتِفَاعِهِ Ama bu hadesi, bu abdestsizliği giderip gidermediğinden, yani abdest alıp almadığından şüpheye düşerse فَهُوَ مُحْدِسٌ O kişi abdestsizdir arkadaşlar. Çünkü önce abdestli olduğunu kesin biliyor. Sonra abdest alıp almadığından şüphe ederse o şüphe itibar edilmez. Yani o kişi daha önce abdestsiz olduğunu biliyordu. O zaman hala abdestsizdir. Çünkü abdest alıp almadığı kesin değil. وَمَنْ تَيَقَّنَ طُهْرًا Kim de bir tuhur arkadaşlar, temizlik. مَنْ تَيَقَّنَ طُهْرًا Yani abdestli olduğunu kesin biliyorsa وَشَكَّ فِي اِرْتِفَاعِهِ O abdestin bozulup bozulmadığından, mesela diyelim ki lavaboya gidip bozulup bozulmadığından şüpheye düşerse fehu mutatahhir, o kişi abdestlidir. Yani o sonra oluşan şek arkadaşlar, o şüpheye itibar edilmez. Önce neye inanıyorsa o kalıcıdır. Ve in teyakkanehuma eğer kesin abdest aldığını da abdesti bozduğunu da biliyor. Ve şekke fi sabiqi minhuma ama hangisi önceydi? Önce tuvalete gidip sonra mı abdest aldı, yoksa önce abdest alıp sonra mı tuvalete gitti diyelim. Bu şekilde bir şüpheye düşerse bakılır. فَاِنْ لَمْ يَعْرِفْ مَا كَانَ قَبْلَهُمَا Eğer öncesini hatırlamıyorsa اَوْ عَرَفَهُ بَيَوْتَ hatırlıyor وَكَانَ طُهْرًا ama abdestliydi وَكَانَ عَدَتُهُ تَجْدِيدُ الْوُضُوِ ve bu kişi genellikle abdest yeniliyor. Genellikle abdestini yenileme gibi bir huyu var, bir adeti var. O zaman bu kişi abdestli değildir. لَزِيمَهُ الْوُضُوُ bu kişi abdest alması gerekir. فَاِنْ لَمْ يَكُنْ عَدَتُهُ تَجْدِيدُ الْوُضُوِ Eğer adeti abdest yenilemek gibi bir adeti yoksa ya da evkâne hedesen ya da en ilk başta kesinlikle abdestsiz olduğunu hatırlıyor. O zaman fehu el an mutatahhirun o kişi şu an abdestli sayılır. Burası özetlenecek olursa arkadaşlar şüpheye düştünüz. Ben önce şimdi abdestli miyim değil miyim? En son neyi hatırlıyorsun? En son abdestli olduğunu hatırlıyorsan o zaman abdestlisin. En son abdestli olduğunu hatırlıyorsun. Sonra şüpheye düştün. O zaman abdestlisin. Son hatırladığın esas alınıyor. وَمَنْ اَحْدَثَ حَرُمَ عَلَيْهِ صَلَاتُ Bir insan abdestsiz olduğunda artık o kişiye namaz kılmak haramdır arkadaşlar. Abdestsiz namaz kılınamaz. وَسُجُودُ تِلَاوَةِ Tilavet secdesi yapmak da haramdır. وَشُكْرِ Şükür secdesi yapmak da haramdır. وَالطَّوَافُ Kabe'yi tavaf etmek arkadaşlar. Mescid-i Haram'da Kabe var ya, orayı tavaf etmek de abdestsiz haramdır. Kesinlikle abdestli olmak lazım. Çünkü o tavafın arkadaşlar namazdan farkı yok. O tam bir ibadettir. O Kabe'nin etrafında 7 defa dönülüyor ya. Ve hamlul mushafi Kur'an-ı Kerim'i taşımak da haramdır. Hamil taşıma. Velau bi ilaqatihi ev fi sunduqihi. İstersen hani bizim özellikle bölgede Kur'an için böyle bir şey yapıyor arkadaşlar, çocukların boynuna şey yapıyor, asılıyor o askılık. İster askılıkta olsun ev fi sunduqihi veyahut da bir kabı var, o kabin içinde olsun, bir sandık gibi bir şey var, onun içinde olsun, fark etmez. O şekilde de taşıması haramdır. Ve messuhu Kur'an-ı Kerim'e dokunmak da haram. Taşımak ayrı haram, yerli yerindedir. Sen böyle yerdeyken sen kalkıp şöyle elini dokundurdun, o da haramdır Kur'an için abdestsizken. Sıva'un el mektubu ve beynel asturi vel havaşi. İster Kur'an böyle mushaf şeklinde olsun, isterse de satır aralarında ya da haşiye bir şeyin kenarında notlarda olsun, Kur'an olduktan sonra ona dokunmak haramdır. Evet, sıvâun el mektubu ve beynel asturi vel havâşi ve cilduhu, cildine dokunmak da haram. Yani kabına dokunmak. Ve ilâkatuhu, onun askılığına dokunmak da haramdır. Ve haritatuhu ve sunduquhu ve huve fihima. Yani Kur'an askılığın içindedir. O askılığa dokunduğunda yine haram oluyor. Bir cildin içindedir. Ona dokunuyorsun, yani kabına dokunuyorsun, yine haramdır. Ve haritatuhu ve hiye vi'a'un min cildin ve gayrihi yukatu ala ma fihi. Evet, harita da arkadaşlar yine bu askılık gibi çocuklara özellikle bazen 30 yüz şeklinde oluyor arkadaşlar. Mezarlıklarda falan bazen rastlanılıyor. Böyle deri gibi bir sanduktur. İşte o. Sanduk, harita, ikisi hemen hemen yakın anlamda. Ve huve fîmâ, tabi Kur'an'da eğer içindeyse bu şekilde taşımak, dokunmak da haramdır. Ve kezâ yahrumu messu ve hamlu mâ kutibe li dirâseten. Ders vermek için mesela diyelim ki böyle fasikül şeklinde bir cüz, birkaç Kur'an'dan sayfa,
O şekilde olsa bile yine haramdır. Ma kutibe li dirasetin ders için olan. Velev ayetin, velev ki bir ayet bile olsa. Yani bir kağıda sadece bir ayet yazdınız. Amaç onu ezberlemek, amaç onu çalışmak, hoca soracak diye onu mealini yapmak. Bu amaçla olsa bile yine haramdır. Kellevhi ve gayrihi, ya da bir levha üzerine bir tabelaya yazıyorsunuz Kur'an. Ona dokunmak yine haramdır. Çünkü o ayet-i kerimedir. Ve gayrihi ve buna benzer başka şeyler. وَيَحِلُّ حَمْلُ مُصْحَفٍ فِي اَمْتِعَةٍ وَيَحِلُّ حَلَالْدِرْ حَمْلُ مُصْحَفٍ Kur'an'ı taşımak فِي اَمْتِعَةٍ başka eşyalarla beraber. Mesela bir koli düşün arkadaşlar. Koli'nin içinde 20 tane başka kitap var. Bir de bir tane Kur'an-ı Kerim var. Bir şey olmaz. O abdestsiz taşınılabilir. Ya da diyelim ki çanta var. Valiz var. Valizin içinde bir sürü eşyanız var. O eşyanın içinde bir de Kur'an var. Bir şey olmaz. Sorun değil. Abdestsiz alınabilir. وَحَلَّ حَمْلُ دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ وَخَاتَمٍ yine helaldir. Taşımak neyi? Derahim. Derahim gümüş paralar. Denanir altın paralar. Ve hatem yüzük. Hatem gibi bunları da taşımak. Ve sevbin bir elbise. Kutibe aleyhine Kur'an. Üzerinde Kur'an olan para, Kur'an olan yüzük onları taşımak helaldir. Çünkü bunlar sürekli insan taşıyor. Sürekli insan abdest olamayacağına göre ruhsat tanınmış. Ve kutubi fıkhin ve hadisin ve tefsirin fiyâ Kur'anun. Fıkıh, tefsir, hadis kitaplarında da Kur'an varsa onlara da dokunabilirsiniz abdestsiz. Tabi bir şart en yekûne gayrul Kur'ani ekser. Bir kitapta arkadaşlar hem Kur'an var, Kur'an ayetleri var, hem başka yazılar var. Diğer yazılar daha çoksa dokunabilirsiniz. Kur'an daha fazlaysa abdestsiz dokunamazsınız. Ölçü budur. Yani hadis, tefsir, fıkıh kitaplarında Kur'an daha çok olduğunda dokunamazsınız. Ama diğer yazılar daha fazlaysa ayetlerden o zaman dokunabilirsiniz. Ve yumekenu sabiyyul muhdisu min hamlihi ve mesihi. Abdestsiz olan çocuk arkadaşlar ona müsaade edilir. Yani çok küçük çocuk Kur'an'ı öğrenmek için taşıyor, getiriyor, götürüyor. Çocuk için sorun olmaz. Ona karışılmaz yani. Onu taşıması, ona dokunması engellenmez. Yani çocuktur, normaldir. وَلَوْ كَتَبَ مُحْدِسٌ bir abdestsiz birisi bir şey yazarsa اَوْ جُنُوبٌ ya da cenabetli bir kişi Kur'an'en Kur'an yazsa. Mesela bir kağıt, beyaz bir kağıda bir ayet yazıyor. Abdestsiz birisi ya da cenabetli birisi. وَلَمْ يَمَسَّهُ ama yazdıktan sonra ona dokunmuyorsa, diyelim elini kaldırarak kalemle yazıyor. وَلَمْ يَحْمِلْهُ ve onu taşımıyorsa caza caizdir. Yani cünüklü ve abdestsiz olan birisi yazı yazabilir ama ona yazdıktan sonra dokunamaz ve taşıyamaz. وَلَوْ خَافَ عَلَى الْمُصْحَفِ eğer Kur'an-ı Kerim'den endişe ederse, neyinden endişe ederse, مِنْ حَرْقٍ yanmaz, yakılmasından, اَوْ غَرَقٍ ya da suya batıp dağılmasından, اَوْ يَدِ كَافِرٍ ya da bir kafirin eline düşmesinden endişe ederse, اَوْ نَجَاسَتٍ ya da Kur'an-ı Kerim'in bir necasete bulaşmasından endişe ederse, وَجَبَ أَخْذُهُ onu alması gerekiyor. مَعَ الْحَدَسِ وَجَنَابَتِ cenabeti de olsa, abdestsiz de olsa alması gerekiyor bu durumlardan kurtarmak için. اِنْ لَمْ يَجِدْ مُسْتَوْلَعًا tabi eğer yerine başka birini bulamazsa, yani Müslüman birini bulamazsa, abdestli birini. Lakin yeteyemmemu, lakin teyemmüm eder. Bu durumlarda yine direktmen almak yerine önce bir teyemmüm eder, sonra alması daha iyidir. İn kadara tabi el imkanı varsa. Ve yahrumu tevessuduhu, Kur'an-ı Kerim'i yastık yapmak, başını ona yastıklamak haramdır. Ve gayrihi